Değerli sanayiciler, değerli üreticiler, değerli girişimci arkadaşlarım, hepinizi selamlıyorum. Bugün A'dan Z'ye Amerika Amazon pazarına giriş video serimizin altıncısıyla beraberiz. Bu videomuzda lojistik ve depolama operasyonundan bahsedeceğim. Kısa bir not, daha önce yarım saatlik bir video çekmiştik. Amerika'ya konteyner gönderim operasyonu. Bu videonun birazcık özeti gibi olacak. O videoyu da muhakkak izlemenizi rica ediyorum. Linkini de bırakacağız. Şimdi devam ediyorum. Amerika'ya ürünlerimizi göndermemiz lazım. Amerika demeyelim buna ilgili ülke diyelim. Biz Amerika'dan başladığımız için hep Amerika örneğini veriyorum ama. Şimdi ilgili ülkede ticaret yapabilmeniz için orada bir şirketiniz olması gerektiğinden daha önce bahsetmiştim. Şimdi ise o şirkete bir ürün göndereceğiz. Haliyle bu şirkete bir fatura kesilmesi, beyanname düzenlenmesi, ihracat operasyonunun yapılması gerekiyor. Bunun için Türkiye'de bir şirketinizin olması lazım ve bu şirketin kendi faaliyetiyle ilgili ihracatçılar birliğine üye olması lazım. Birinci olarak. İkincisi ise anlaşmalı bir gümrük müşaviriniz olması lazım. Yani bir vekalet vereceğiniz, sizin adınıza bu işlemleri takip edecek, beyanname açacak bir gümrük müşavirliğinin olması gerekiyor. Bu Türkiye'deki şirketlerimiz için ön şartlarımız. Bir de Amerika'daki şirketimizin ithalat yapabilmesi için orada bir custom bond denilen bir ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücret ihracat başına 150 dolar. Eğer yıllık alırsanız 600 dolar civarı. E, o sebeple dörtten fazla gönderimi yapacaksanız senelik almanız elinize olur. Şimdi bu e, ihracat operasyonu ile ilgili işlemleri daha önce ben dediğim gibi Amerika'ya konteyner gönderim operasyonunda anlatmıştım. Bu doküman onun altında bulabilirsiniz. Bu videonun da altına bırakacağız. Şimdi arkadaşlar bu ön şartları yerine getirdik. Artık ürünlerimizi göndereceğiz. Göndermeden önce dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Şimdi sırasıyla onları anlatmak istiyorum. E, ürünlerimizin hepsinin barkodlu olması lazım. Çünkü artık bu saatten sonra ürünlerimizi tanıyan kimse yok. Bunu tanıyacak olan şey sistemler. Hem Amazon'da hem Amerika'da gönderdiğimiz ara depoda ürünlerimizin bilinebilir olması için, ne olduğu anlaşılabilir olması için muhakkak barkodlanması, üzerlerine isimlerinin de yazılması lazım. Daha sonrasında şimdi gönderirken ambalaj ölçülerine dikkat etmemiz lazım. Eğer ürünümüz bir kolinin içerisine konuluyorsa çoklu miktarda, o kolinin ağırlığının kesinlikle 22,5 kiloyu geçmemesi lazım. Koli ağırlığı dahil. Bu 50 pound'a tekabül eder. Bu 50 pound'un üzerine çıktığında Amazon'a gönderirseniz, bir önceki videomda da söylüyordum. Ben gönderiyorum, siz göndermeyin diyordum. Şimdi ben de gönderemiyorum. Çünkü Amazon çok ciddi cezalar kesti bize. Ağırlığımızın 22,5 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Artı ambalajımızın herhangi bir kenarı, eni boyu yüksekliği, bunlardan bir tanesinde 62,5 santimi geçmemesine Özen göstermemiz lazım. Şimdi bu ağırlık ve kolye batı ile ilgili Amazon'un getirdiği sınırlandırmalar. Şimdi bir de şu var. Amazon'a biz ürünlerimizi tek tek göndersek çok pahalı oluyor. Bunu palet bazlı ve LTL denilen sistem ile Low Den Truck bu şekilde gönderirsek çok hesaplı oluyor. Burada da Amazon'un getirdiği bir bazı palet sınırlandırmalar var. Nedir o? Bir kere diyor ki Euro palet kullanacaksın 1 e 120 ebatlarında 40'a 48 inç ebatlarında ve bu palet dahil yüksekliği 72 inç yanlış hatırlamıyorsam 1.82 santimetreye geçmemesi gerekiyor. Kutularımızı tasarlarken buna da dikkat edersek ürünlerimizi koyacağımız kutuları bu da sizin lehinize olacaktır. Nakliye operasyonundaki maliyetleri minimize etmenizde faydası olacaktır. Buna göre ürünlerimizi hazırladık kollere koyduk konteynere yükledik ve Amerika'ya gönderdik. Şimdi ürünlerimiz Amerika'da limana varacak. Limandan bir ara depoya çekilecek. Çünkü sizin buradan direkt Amazon'a konteyner bazlı bir ürün göndermeniz çok mümkün değil. 22 Nisan 2021'de Amazon yeni açılan hesaplara özellikle 1000 limiti getirdi. 1000 tane ürünü kabul ediyor. Hesap başına bakın ürün başına değil karışık olarak 1000 tane ürünü gönderebilirsiniz. Sonrasında ise bunların satış hızına göre size restock limiti açacak ve siz kalan ürünlerinizi göndereceksiniz. Amazon size limit açtığında ürün gönderebilmeniz için ara depo kullanmanız orada Amerika'da ürünlerinizin olması şart. Siz göndermezseniz arkadaşlar bunu ben tecrübe ettim. Siz göndermezseniz eğer bir süre bekliyor Amazon ve rakiplerinize aynı öneriyi yapıyor. Rakipleriniz gönderiyor ve depoda onlar yer işgal ediyor. Size yer kalmıyor. Sizin limitinizi aşağı çekiyor. Buradan şu çıkarsamayı yapabiliriz. Ne kadar çok ürün Amazon depolarına basarsak o ürün grubunda biz pazarı ele geçirme konusunda da bir adım daha atmış oluruz. Depoya indiği zaman ürünlerimiz eğer paletli göndermediysek paletlenecek, shrinklenecek. Daha sonra da raflara konup bekletilecek. Ne zamana kadar siz shipping plan yapıp Amazon'dan koli ve palet etiketlerini aldığınız takdirde deponuza talimat geçeceksiniz. Onlar bu kolileri etiketleyecekler. Bu e, paletleri etiketleyecekler. Paletin dört tarafına vuruluyor, kolinin bir tarafına vuruluyor okunabilecek şekilde. Ve tekrar şirinkleyip Amazon'un e, gelip almasını bekliyoruz. Bu birinci yöntem. Veyahut da nakliyeyi kendiniz organize edebilirsiniz. Amazon genelde e, 500 dolar ile 1000 dolar arasında bir tırı e, bir adrese gidiyorsa eğer e, size ücretlendiriyor. Dışarıdan aldığınız nakliyeler hele ki şu kamyon ve e, şoför bulunmayan dönemde çok pahalıya gelebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu... E... Amazon geldi, aldı, götürdü. Bundan sonra ne yapmanız lazım? Bundan sonra ürünlerinizin stoğa giriş miktarlarını takip etmeniz lazım. Çünkü neticede bu işi yapan insanlar, ürünleriniz dökülebilir, dağılabilir, kaybolabilir, çalınabilir. Siz bin tane gönderdiyseniz bunu gönderirken Amazon'a gelen adam depodan alırken muhakkak ehliyetiyle bir kimlik belgesiyle beraber bir belgemiz var işte bizim burada irsaliyeye tekabül eden. Onu imzalatıp beraber fotokopisini çekip kanıt olarak elinizde tutmanız lazım. Çünkü yarın öbür gün ürünler Amazon'a 1000 tane gönderdiniz. 900 tane girdiyse bu 100 tanenin parasını isteyebiliyorsunuz. Diyorum bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.